Evet. Dün Duygu'yu dinledik. Duygu bugün kendisini daha iyi hissettiğini söyledi yayının Evet. başında. Ben de az önce Duygu ile konuştum. Artık bundan sonra bazı şeyleri çok hayatın içine dahil etmeden hayatına devam et Evet. Duygucum dedim. Daha Evet. güçlü durmak zorundasın. Yapacak başka bir şey yok. Ama tabii dava süreçleri devam ettiği müddetçe uzaktan söylemesi kolay. Yıpratıcı süreçler bunlar. Senin de dava sürecin devam ediyor. Bu arada Duygu'nun tabii şu anda aradığı en büyük destek annesi. Evet. Yani dava sürecinde de annen yanında olsun istiyorsun Duygu, değil mi? En Tabii önemlisi ki, o. tabii ki. Yani onun ortaya çıkıp dava sürecinde bildiklerini anlatması çok önemli Müge ablacığım. Çok çok önemli. Yani bu emsal bir dava olacak. Oradaki yıllarca üzerine kapatılmış bütün konuları biz avukatlarımızla beraber dilekçemizde yazdık. Orada da savunmamızı şahitlerle beraber yapacağız. Yani o davanın kazananı zaten benim, biliyorum. Sadece gerçekleri ortaya çıkartmam için de anneme ihtiyacım var. Ben sakin olmak istiyorum ona seslenirken. Ama ya sinirlenmek de istemiyorum anneme karşı. Gel anlat artık. Evet bugün iyiyim. Bugün iyiyim. Yarın daha iyi olacağım. Sonraki günlerde daha iyi olacağım. Gel beraber iyi olalım. Gel beraber iyi olalım. Her şeyi anlatalım. Hani artık ya bu noktaya geldiğimize göre, bütün Türkiye bizi izlediğine göre, hatta dünyadan da izleniyoruz şu anda. Birlik olduğumuz zaman sana yapılan haksızlıkların bedelini ödeteceğiz. Bu noktaya kadar geldik. Yani aslında Supiye Hanım'dan senin en çok, yani annenden istediğin en çok şey, seni en kıran, hem kendin ve diğer ablaların, kardeşlerin için hem de annen için en çok kırıldığı şey tek gecelik Tabii lafı. ki, tabii ki. Yani o zaten konuyu bu noktalara getirdiğini biliyorsunuz Müge ablacığım. Yani sen de diyorsun ki annem çıksın bildiklerini anlatsın. Evet. Çünkü annem mektubunda da aslında bayağı bunu bilen arkadaşlarım var falan diye yazmış o dönem. Duygu Evet. da diyor ki niye o zaman çıkıp anlatmıyor? Niye bana dava sürecimde yardımcı olmuyor? Aslında Duygu şunu yapmaya çalışıyor. Şimdi Duygu Yani Hanım'ın diyor ki bir hukuk... tek gecelik bir şey başka bir şey. Evet. Ama bir ilişkiden dünyaya gelen iki bebek farklı bir şey. Ben bunu öğrenmek istiyorum diyor. Duygu Hanım'ın hukuk mücadelesinde annenizin konuşması, bildiklerini anlatması 50 tane tanık ve şahit ifadesinden çok daha önemlidir. Çok önemli. Gayet tabii. Çok önemli. Yani hukuki mücadelenizde en önemli konu, çünkü anneniz birebir yaşamış, birebir bir takım durumları bilen, yaşayan ve canlı olarak izah edebilecek yetkide olan bir hanımefendi. Bu hukuki bilgi itibariyle ele geçmez bir sermayedir Yani sizin hukuk çok özür mücadelenizde. dilerim Rahmi Hocam. Evet. Yıllarca babam Metin Akpınar hayatında hiçbir şey yokmuş gibi, olmamış gibi devam etti. Ve anneme de hayatında hiçbir şey olmamış, yaşanmamış gibi Almanya'ya gittiğinde bu kadın bizi unuttu, sildi. Ona öyle şeyler yaşatmışlar ki veya öyle şeyler şahit olmuş ki kadın Türkiye'den kaçtı. Gel, onların senelerce, yıllarca rahat yaşadılar. Bırak artık rahat yaşayamasınlar. Bundan sonraki süreçte kızların rahat yaşasın. Bunu iste. Peki dün ne oldu? Dünkü yayınımızın ardından izleyicilerimiz Almanya'da yaşayan anne Supiye Orancı'ya ait olabileceğini düşündükleri bir adres paylaştılar. O bölgede yaşayan bir başka izleyicimize, yani o kadar Almanya'da zaten sevgili seyirciler, yani çok teşekkürlerimi sunuyorum size. Dünyanın neresinde olursa olsun hemen biz bir kenetleniyoruz. Sonra annenin o bölgede yaşayan bir başka izleyicimiz bize ulaştı. Hemen adrese gitti, kapıyı çaldı. Ve neler oldu? Arkadaşlarım kısa da bir bant hazırlamışlar. Anneyi bulduk. Ama nasıl?
mücadeleme tam gaz devam edeceğim. Umarım bulabileceğim Müge Anlı sayesinde annemi. Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlamak için verdiği mücadeleyle Türkiye'nin tanıdığı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için stüdyomuzdaydı. Bütün hikayeyi geride bırakmak istiyorum. Kendi hayatıma devam etmek istiyorum. Bana lütfen ulaş. Benimle iletişime geçmeni istiyorum. Artık bu son noktaydı benim için. Müge Anlı'ya çıkmak son noktaydı. Ve ben buradan umutsuz bir şekilde ayrılmak istemiyorum. Gel lütfen. Aradığımız Sophie Orancı'nın Almanya'daki adresi izleyicilerimizden geldi. Sophie'yi tanıyorum. Sophie Almanya'da yaşıyor. Düsseldorf'a çok yakın küçük bir kasaba Almanya'da. İki tane kızı var. Eşi mühendis. Duygu Nebioğlu için harekete geçen bir izleyicimiz Sophie Orancı'nın evine gitti. Anne Sophie Orancı diyafondan konuşmayı tercih etti. İzleyicimizin söylediğine göre Sophie Orancı ilk başta kocam evde bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil dedi. O da çıkacak ortaya. Severek çıkmak istemedi. O zaman zorla çıkacak ortaya. İzleyicimiz Sophie Orancı'nın kapısına bize ulaşabilmesi için telefon numaralarımızı bıraktı. Agresifleşen Sophie Orancı'nın son sözleri ise benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez oldu. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez. Senin çocuklarınsa gel o zaman anne. Gel. Hangi çocuklarından bahsediyorsun? Almanya'daki mi, Türkiye'deki mi? Gerçekten konuştunuz mu Müge ablacığım? Ardından da polis çağırmış. Bizim izleyicimiz oraya gidip aslında telefon numaralarını ona bırakmak istiyordu. Yani çok da iyi niye. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili izleyicimize de. Ardından ikna etmeye de çalıştı. Hani bağlan. Hani gidelim, kızın seni arıyor falan. Sana ihtiyacı var. Ama ardından da polis çağırdı. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez demiş. Bu nasıl bir cümle ya? Ben bu cümleye herhalde bir açıklık getiremezsem uzun yıllar düşünürüm yani. Hayır ya Uwe her şeyi bilmiyor mu zaten? Uwe her şeyi bilmiyor mu? Kızlar her şeyi bilmiyor mu? Eşi de biliyor bu durumu. Bağlanır mısın lütfen Sophie Orancı? Bak ben bugün burada bütün gerçekleri anlatacağım. Ben seni burada korumaya çalışıyorum. Lütfen bağlanır mısın? O sosyal medyamdan yazdığım her şeyi neden yazdığımı açıklamak istiyorum. Sen de bağlan. Ya şu düştüğümüz duruma inanamıyorum gerçekten Müge ablacığım. Ben gerçekten inanamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Ya. Ben annemi bulmak istiyordum. Babamın Metin Akpınar olduğunu öğrendim. Babam gitti beni bir gecelik ilişki olarak herkese anlattı. Anneme öyle olduğunu söyledi. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum, kesinlikle düşünmüyorum. Sen bize bakmak için hırsızlık yapmış bir kadınsın. Bize bakmak için neler yaşadığını bana insanlar anlatıyor Tekirova'da. Şimdi niye bizi bu yok sayıyorsun? Bak babam hasta, kanser hastası. Ben babamla ilgilenmek istiyorum. Ben bu konularla uğraşmak istemiyorum. Adam üçüncü evrede. Neden biliyor musun? İçsel, çünkü bana üzüntüsünden kanser oldu adam. Benimle yaşayamadı çocukluğu için. Ya siz çok şey çaldınız ya. Çok şey çaldınız ya. Benim ailemle yaşayacağım güzel o vakitlerin hepsini aldınız. Gelin bana burayı geliverin. Çok sinirlendim şu an Müge ablacığım. Farkındayım. Ben de çok sinirlendim. Ne nasıl ya? Nasıl ya görüşmek? Ya yüzünü göstersene, anlatsana. Kızlarım haklı desene. Jacqueline nerede Jacqueline? Ya siz Cumhur Orancı, Ali Orancı, siz ne biçim abi kardeşsiniz? Anneniz öldü. Anneniz öldü. Geldiniz buraya. Annem de geldi. Beni annemle görüştürmemek için bir sürü oyunlar yaptınız. Dayılarıma da tepkiliyim tabii ki de.
21 yaşında ben üniversite okurken, grafik tasarım okurken Müge ablacığım, ya çok güzel yeteneklerim varken, dayım, dava aç. Açtım mı açmadım, senelerce sustum. En sonunda sana açmayacağımı söyledim Cumhur Orancı, sayın yazar. Beni bir daha aradın mı? Nasılsın dedin mi? Bir ihtiyacın var mı diye sordun mu? Bir yandan Metin Akpınar, bir yandan Orancı ailesi. Ne olacak bu işin sonunda? Ben nereye kadar dayanayım? Anne ara. Bak, anne ara ve geleceğini söyle. Bir tek kızlarının geleceği yok. Bak yapma bunu. Hayır, zaten bilinen bir durum. Yani kocam evde iyi bir fikir değil demişsiniz ama zaten eşiniz biliyormuş bu durumu. Öyle değil mi? Evet. Eşi bilmiyor mu 4 tane daha kızı olduğunu? Yani bunu ne zaman öğrendiğini bilmiyorum Müge ablacığım ama bana biliyor dedi. Büyük ihtimalle hani ben bir şey söyler miyim, söylemeye kalkar mıyım, tehdit eder miyim diye biliyor demiş de olabilir. Ama benim ona tehdit ettiğim hiçbir olay olmadı. Ama kızlar biliyor, ondan olan kızlar biliyor. Kızları sonra söyledi. Tamam. Bir şekilde de ben Uve'nin duyduğunu öğrendim. Hatta boşanma seviyelerine gelmiş. Ya Uve de rahatsızmış, empati yapar mısın birazcık? Ben de mi hasta olayım? Ki atlattım, neler atlattım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.